Dışarıdakilerden hangisi romantizmle ilgili bir özellik değildir diyor arkadaşlar. Aklın denetiminden kurtulma doğru. Klasizme tepki olarak ortaya çıkmış biliyorsunuz. Sınırlar içinde kalmaya baş kaldırma doğru. Şiiri sezgi ve aşırı içtenlik olarak görme doğru. Tabiatı taklit değil, tasvir etme doğru. Sadece normal ve mantıklı şeylerle ilgilenme diyor arkadaşlar. Bu daha çok klasizmin bir özelliğidir. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. Sembolizmin etkisiyle yazılmış birçok şiir okudum. Bu şairlerin yazdıklarını ancak onlarla konuştuğum zaman anlıyorum. Yazdıklarını okuduğumda değil, bu sözlerde sembolizme yöneltilen eleştiri, sembolizm akımının özelliklerinden hangisiyle ilgilidir diyor arkadaşlar. Sözden ziyade musikiye yakın bir dille yazma değil, şiirin biçimini sarsıp serbest ölçü kullanma değil, alışılmış söz diziminin dışına çıkma değil, sezilenleri yazarak anlamda kapalılığı sağlama eleştirilen yönü budur arkadaşlar. Cevabımız Denizli şıkkı. Kulaktan çok ruha seslenen bir şiir dili oluşturma bu da değil. Çünkü ne diyor bakın dikkat. Bu şairlerin yazdıklarını ancak onlarla konuştuğum zaman anlıyorum. Yani sezilenleri yazarak anlamda kapalılığı sağlama kısmına eleştirmiş. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı. Bu bilgilere göre Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar, Yusuf Atılgan'ın Ana Yurt Oteli, Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı, Nedim Gürsel'in Boğaz Kesen romanları bu akımın etkisinde yazılmıştır. Bilgisi de eklendiğinde bazı özellikleri verilen akımın aşağıdakilerden hangisi olduğu kesinleşmiştir diyor arkadaşlar. Ortaya çıkmasında İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında yaşanan olumsuzluklar etkilidir. Yazılan eserlerde farklı edebi türler bir aradadır. Birden çok anlatım tarzının bir arada kullanıldığı eserlerde özgürlük, kuralsızlık, karşıtlık her şeyin üstündedir diyor arkadaşlar. Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Yusuf Atılgan deyince zaten aklımıza kesinlikle postmodernizm gelecek arkadaşlar. Özgürlük ve kuralsızlık. Bir de biliyorsunuz ki tezatlara, karşıtlıklara çok fazla yer verirler. Bunu eliyoruz. Evet, Dadaizm baktığımızda arkadaşlar Dadaizm'de ne vardı? Kuralsızlığı kural edinme vardı. Her şeye karşı çıkma. Sürrealizm'de kesinlikle bilinçaltı, rüya olması gerekiyordu. Empresyonizm zaten izlenimcilikti. Bunu da eliyoruz. Zaten ekspresyonizmi de eledik. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Yukarıda karışık olarak verilen sanat ve edebiyat akımlarının ortaya çıkış zamanlarına göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda arkadaşlar en önce klasizm ortaya çıkmış. Dolayısıyla 2 ile başlıyoruz. 2 ile başlamayan şıkları eleyelim. Bursa şıkkı, Denizli şıkkı gider. Klasizme tepki olarak romantizm ortaya çıktı. Romantizme tepki olarak biliyorsunuz ki realizm ortaya çıktı. Realizme tepki olarak arkadaşlar naturalizm ve en son sembolizm olacak. Bu şekliyle baktığımızda şöyle bir şey ortaya çıkmış oldu. Cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki dizelerle ilgili düşüncelerini bu sözlerle açıklayan bir kişi bu şiiri aşağıdaki akımlardan hangisine örnek olarak gösterilebilir? Bir günün sonunda arzu, yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar. Tekrarını ömrü neder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstümde sema kafzi mutalsam. Akşam, yine akşam, yine akşam, göllerde bu den bir kamış olsam. Bu şiirde şair dış dünyaya ait gözlemlerini iç dünyasına meydana gelen ruh hallerine göre yansıtmış, gerçeği olduğu gibi değil de izlenimlerine göre aktarmıştır diyor arkadaşlar. İzlenimcilik tabii ki empresyonizm akımı olacak. Sürrealizmde rüya, bilinçaltı, sembolizmde kapalı anlatım. Fütürizm biliyorsunuz gelecekçilik, parnasizm zaten de realizmin şiire yansımış haliydi. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Makinalaşmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu. Hem dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor. Damarlarımda kovalıyor. Oto, drezinler, lokomotifleri. Bu dizilerin etkisine yazıldığı nokta nokta. Akımın öncüsü İtalyan sanatçı. Bizde nokta nokta. Bu türün temsilcisi nokta nokta diyor. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli diyor arkadaşlar. Dinamo 1. Makineleşme 2, iskelet 3 arkadaşlar, bakır teller
Ondan sonra oto, lokomotif, bütün bu anahtar kelimeler bana neyi verecektir? Tabii ki fütürizm akımını verecektir arkadaşlar. Sanayileşme, lokomotif ve makine sözcükleri anahtar kelimelerdir biliyorsunuz. Temsilcisi Philip Marinetti, bizdeki temsilcisi Nazım Hikmet'tir. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı olur. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle anlatılmak istenen edebiyat akımları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Öncekilerin her çağda ve her ülkede yaşayabilecek ideal insan tipine karşılık bunlar. Kendileriyle çağdaş kişileri yahut tarihten çıkardıkları yerli ve milli atalarını anlattılar. Bunlar diye kastettiği şey arkadaşlar, yerli ve milli atalarını anlatmak tabii ki kimin işi? Romantiklerin işidir biliyorsunuz ki. Namık Kemal mesela vatan, hürriyet, millet diyor ya biliyorsunuz Namık Kemal en önemli temsilcilerinden oradan aklınıza gelebilir romantik. Peki öncekilerin dediği kişi kim? Romantikler yani romantizm neye karşı ortaya çıkmıştı? Tabii ki klasiklere karşı yani klasizm olacak arkadaşlar cevabımız. Adana şıkkı klasizm ve romantizm. Aşağıdaki dizelerden hangisi yazdığı şiiri bu sözlerle değerlendiren bir şaire ait olabilir? Böyle kötümser bir felsefeyle yetişen bizim şiir kuşağının ruhuna içinde biçimlerin ve sert çizgilerin eriyip silindiği sislerden, kızıl gün batışından, alacakaranlıklardan, ay ışıklarından daha uygun bir çerçeve bulunabilir miydi? Bu arkadaşlar daha çok sanki sembolizm akımına ait bir bilgi. Hasta öküzlerin yaşlı gözlerinde dinledik. Taşlı tarlaların sesini. Gördük ki vermiyor toprak altın başaklı nefesini. Bu değil. Mavilikler yolcusu ruhumuzun kardeşidir. Güneşlerde parlayan bu yeşil su bayrağımız yeşil sular ateşidir diyor. Bunu da eliyoruz. Karanlık geceleri sevemem. Bir zindan örtülür sanki üstüme. Ne güllerin açılışını görürüm ne çocukların gözlerindeki mavi gülüşü. Bunu da eliyoruz. Siması zaman zaman parıldar bir sahilin en güzel yerinde. Hala görünür geçen asırlar bir bir koyu mavi gözlerinde. Bunu da eliyoruz. Sular sarardı. Suların sararması tabii ki sembolik bir şeydir arkadaşlar. Mümkün değildir. Bir nedir? Alışılmamış bağdaştırmadır. Yüzün perde perdesi olmakta. Kızıl havaları seyret ki bakın kızıl hava değil mi? Kızıl gün batışı dedi dikkat. Akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, mutassıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller imgelerle dolu merdiven şiiri arkadaşlar. Kimin şiiri? Tabii ki Haşim'in şiiri. Ahmet Haşim'in şiiri ve sembolizm akımı biliyorsunuz. Cevabımız bu yüzden Edirne şıkkı olur. Bu cümleye göre Türk edebiyatını etkileyen akımlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? Türk edebiyatı batılı anlamda romanla tanıştıktan sonra Jean-Jacques Rousseau, Gustave Flaubert, Émile Zola, Paul Verlaine gibi sanatçıların eserlerinden fazlasıyla etkilenmiştir. Baktığımızda arkadaşlar Gustave Flaubert realizm akımının temsilcisi, Émile Zola'ya baktığımızda naturalizm akımının temsilcisi, Paul Verlaine'e baktığımızda sembolizm akımının temsilcisi, Jean-Jacques Rousseau'ya baktığımızda romantizm akımının temsilcisi, cevabımız Adana şıkkı klasizm olacak.